...Güney Güneybatı Asya olarak tanımladığımız Güney Levant'tan yukarıya kadar yani Çayönü'ne kadar geniş bir coğrafyada neolitik yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Yani Aşıklı'da da son yıllarda kazdığımız Balıklı'da da Boncuklu'da da tarihi 8300'lerde olan yerleşmelerin Kaletepe Kömürcü'deki o yontucularla bir iletişimi olmamış. Yani bu insanlar bu kerpiç çeyleri nasıl yapıyorlardı? Yani nasıl bir iş gücünün sosyal organizasyonun ürünüydü? Hangi? Bir kere şunu altını çizelim. Yani bu bira meselesi önemli bir şey. Çünkü Yeşinatuf'tan itibaren özellikle İsrail'den çok net veriler var. Herkese merhaba. Bugün doçan doktor Güneş Duru'nun evindeyiz. Kendisiyle Aşıklı, Höyük ve Orta Anadolu Neolite üzerine konuşacağız. Öncelikle bizi evinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmaya geçmeden önce bir müzik yaşamınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Aslında ben çok iki şeyi birbirine Hı -hı. karıştırmak istemiyorum genelde. Yani beni tanıyanlar da zaten bilecektir bunu gayet iyi ama diğer taraftan da hayatımda ikisi de dengeli bir şekilde devam ediyor. Bu arada Yeni bir albüm kaydetmeye çalışıyoruz. O herhalde bir iki ay daha çok müziğe konsantre olmamı gerektirecek. Albüm kayıtları biraz zorlu süreçler oluyor. Ondan sonra tekrardan yani tekrardan dediğim ikisi bir şekilde dengeli gidiyor diyelim. Ama genelde yaz aylarında kayıt yapamıyoruz kazılardan dolayı. Zor oluyor mu ikisi beraber götürmek? Çünkü ikisi de zor uğraşlar aslında bakın. Çok zor oluyor. Yani şimdi bazı insanlar böyle hani dışarıdan uzaktan baktığı vakit birisinden birini hobi olarak yaptığımı düşünüyor olabilir. Bir tanesinde eğleniyorum diye diğer tarafta işte yani her türlü şeyi söyleyebilirler özetle ama ikisi de hakikaten son derece emek isteyen, konsantrasyon isteyen, çalışma isteyen ve disiplini olan işler ama yani bir şekilde üstesinden geliyorum. Biraz fazla yoruluyorum ama herhalde bir ritim yakaladım. O ritimde devam ediyor. Kendim de arkeolog olmamdan kaynaklı arkeoloji zor bir meslek. Onu çok rahat söyleyebilirim. Peki Aşıklayı'ya nasıl başladınız? Onu sorayım. İlk ne zaman açıkçası yani benim açıkta bir maceram Yıldız Üniversitesi'nde okurken mimarlık tarihi dersinde arkeolojinin filmlerde gördüğümüz veyahut da bir yerlerde okuduğumuz bir şeyden farklı olduğunu anlamamla beraber yoksa lise yıllarında öyle bir arkeolojiye çok fazla merakım yoktu. Yani hani sanat tarihi dersimiz vardı ama bir ezberden ibaretti. Fakat o mimarlık tarihi dersinde arkeolojinin biraz sandığımdan daha farklı bir şey olduğunu görünce bir kazıya gitmek istedim yaz ayında. Ve tesadüf olarak da mimar tarihi hocamız Yıldız Üniversitesi'ndeki eskiden Ufuk Esin'le beraber hı. çalışmış. Tepecik'te çalışmış bir hocamızdı. Onun aracılığıyla Ufuk Esin'e ulaştım. O da o zaman sağ olsun kabul etti. Ve Aşıklı macerası öyle başladı. Yani 17 yaşındaydım sanıyorum. Ha, çok iyi. Aşıklı dışında hangi kazılara gittiniz? Aşıklı dışında Çatalhöyük'te çalıştık 5 yıl. Orada da İstanbul ekibi olarak yer aldık. İyino'da bizi ayrı bir yerde çalışmamız için davet etti. Ama onun öncesinde galiba 1-2 yılda ben hani ne oluyor ne bitiyor yine davet etmişti yine. o zaman. Tamam ben böyle gidip baktım biraz böyle hani tam çalıştım diyemem diyemem yani ziyaretçi olarak gittim. Sonra da o süreç başladı. Onun dışında Kaletepe kazılarının ilk iki sezonunda yani ilk başladığında Kaletepe kömürcü obsidyen atölyesi kazılarında çalıştım. Tepecik kazısının ilk bir ya da 2 yılında çalıştım. Tepecik çiftlik kazısı. Sevil Hoca'nın bu Güvercin Kayası'nı bulma sürecinde Hı -hı. onu oranın işte biraz böyle hani topografik çalışmalarını yapmak üzere orada bulundum. Urfa'da Akarçay Tepe'yi kazdık yine galiba 6 ya da 7 sezon Hı -hı. 99'da başlayarak uluslararası bir ekiple ve birkaç yüzey araştırmasında yer aldım. Yani ha şey 94 yılında 94-97 yılları arasında da Tepe'de çalıştım. E şeyi sorayım. Aşıkköyük hani bilmeyenler açısından nerede? Aşıkköyük Aksaray ilinde. Bunun altını çizelim. Çünkü Aksaray ben kazıya gidiyorum dediğim zaman arkadaşlarıma Aksaray diyorum falan. Hangi Aksaray diyorlar? Konya Aksaray, Niğde Aksaray. Maalesef halen ili olduğunu pek fazla bilmediğimiz. Evet, yani Konya'dan ayrılmıştı sanırım da. Evet Hı -hı. Bir, bir dönem Konya'da oluyor bir dönem de oluyor. Aslında eski Osmanlı döneminde burası vilayet. Sonra vilayetliği düşüyor çeşitli nedenlerden dolayı. Ondan sonra da tanıyorum 89 ya da 90 yılında tekrar vilayet oluyor. Aksaray ilinde, Aksaray ilinde de şöyle düşünelim nerede tam olarak? Orta Anadolu'da, volkanik Kapadokya'da. Yani Kapadokya'nın en batı ucunda diyelim. Aksaray'dan sonra Nevşehir, daha görkemli bir şekilde veya Kayseri'de daha görkemli bir şekilde bu peri bacaları dediğimiz volkanik formasyonları görüyoruz ama Aksaray'da da Ilar, meşhur Ihlara vadisi var ve bütün o volkanik anlayışı aslında bize tarih öncesine ilişkin pek çok şeyi de beraberinde getiren volkanik topografiyi gördüğümüz önemli bir ve güzel bir şehir Aksaray. Torosların biraz kuzeyinde. Tabi evet. Gerek, Torosların değil kuzeyinde Hasan Dağı ve Melendiz Dağı <laughs> formasyonunun hemen kuzeyinde bir yerdeyiz biz Aşıklı olarak yani hemen güneyimizde Hasan Dağı ve Melendiz Dağı sırası var. Yine bu obsidiyen yataklarından bildiğimiz işte kayırlı kömürcü Nenezi. bütün bunlar bizim Aşıklığın etrafında yani güneyinden işte doğusuna doğru bir yay çizerek o lokasyonda, öyle bir lokasyonda bulunuyoruz. Bu Hasan'da biliyorum aslında da e, türkülerde de geçen Ruhi Su'nun... Doğru, o, aynen o, o Hasandağ. Evet, bu meşhur Hasan da Şeyi sorayım biraz, Aşıklı Hüyü özellikle tanımak açısından, kazı tarihçesi hakkında ilk ne zaman keşfediliyor, kazılar ne zaman başlıyor? Aşıklı 1960 yılında keşfediliyor ve keşfi yapan bir Hitit yazıtları arayan bir araştırmacı, Amerikalı bir araştırmacı ve daha sonra bunu İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde Ian Todd ve James Mellart o sırada e, Ankara'dalar onlarla paylaşıyor ve Ian Todd zaten o süreçte Orta Anadolu'daki tarih öncesi topluluklar üzerine bir doktora tezi yazıyor o sırada ve dolayısıyla da Aşıklı'ya geliyor ve Aşıklı'yı da bu doktora çalışmasının bir parçası yapıyor ve hem yüzeyden hem de kesitten bir takım örnekler alıyor hatta onları tarihliyor ve biz Aşıkta'nın o yıllarda kazılmakta olan Çatalhöyük'ten aşağı yukarı 700 ila 1000 yıl daha eski olduğunu anlıyoruz yani kronolojik olarak. Ve yine aynı yıllarda orada bir baraj yapılıyor Mamasun Barajı. Aşıkta hemen Melendiz Nehri'nin kıyısında yer aldığı için ve bir Melendiz Barajı'nın su tehdidi altında olduğu için 89 yılında Ufukesin tarafından, Ufukesin o sırada Değirmen Tepe kazısını bitirmiş ve Dan Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, o zamanki Prehistoria Anabilim Dalı öğretim üyelerinin pek çoğunun da katılımıyla böyle kazıları 89 yılında kurtarma kazısı olarak başlıyor. Ben 92 yılında projeye dahil oldum. Öğrenci olarak dediğim gibi. Daha çok mimari üzerine, <laughs> e, mimari çizimleri yapmak üzere. Ve 99-2000 yıllarında da Ufka'nın sağlığı nedeniyle yavaş yavaş kazıya daha az gelmeye başladı diyelim ve bir ya da iki sezon Nur Balkan adlı kazıyı yürüttü. Daha sonra da 2006 yılında Mirvan Özbaşaran'la birlikte yeni bir proje dizayn ettik ve yeni dönem kazılarına başladık. Bugüne kadar ve hala devam ediyor. Aralıksız 2006'dan evet. beri kazılıyor. Şimdi açıklığı bulunduğu coğrafyadan kısmen bahsettiniz yani genel hatlarıyla. Merak ettiğim birkaç nokta var açıkçası. Bir epipolitik dönemde oranın coğrafyasının durumu ve insanların oraya geliş süreci yani Hı -hı. ya da geldiler mi? Hep mi oradalardı? Bu da bir ayrı bir tartışma. Evet, şimdi biraz böyle hani tarihsel Hı -hı. olarak geldiğimiz vakit, yani resmet biraz tarihsel Hı -hı. olarak bakarsak... ...aslında yani James Mallard Çatalhöyük'ü bulduğunda büyük bir heyecanla, bunu bana Uf Ufuk Esin anlattığı için, Ufuk Hanım anlattığı için biliyorum... ...büyük bir heyecanla Fikirtepe ya da Pendik karıştırıyorum, ikisinden bir tanesine geliyor. Çünkü eşi o sırada orada çalışıyor, Arlet Mallard. ve o heyecanın nedeni Orta Anadolu'da neotik bulduğunu söylüyor. Yani düşünürsek o yılları Güneybatı Asya, bugün Güneybatı Asya olarak tanımladığımız Güney Levant'tan yukarıya kadar yani çay önüne kadar geniş bir coğrafyada neolitik yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmış ve işte Canyon bunun tabakalanmasını yapmış ve aynı zamanda epipaleolitik altlığı olan da bir coğrafyadan bahsediyoruz ve fakat Orta Anadolu'da ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Ve genel olarak genel görün anlayışta neolitik bir yerden doğduğu ve yavaş yavaş Hı. batıya doğru ilerlediği ya da genişlediği diyelim zaman içerisinde. Dolayısıyla Melartın bu heyecanıyla beraber Orta Anadolu ve kazılarla beraber Orta Anadolu'da da Neolitin olduğu anlaşılıyor. Fakat kronolojik bir şey var. Boşluk var arada. Şimdi haritada arkeoloji genelde benzerlikleri yan yana getirmeye çalışır ve kronoloji tabloları yapar. O kronoloji tablolarına da benzerlikleri koyar. Bir öe işte atıyorum 2000 yıl önce başka bir coğrafyada, 2000 yıl sonra başka bir coğrafyada buraya 2000 yılda ulaştı gibi bir düz basit bir mantıkla bu anlayışı sürdürür. O yüzden de çekirdek bölgeler, periferiler veyahut da bir kültürün ya da anlayışın doğduğu bir yer ve onun devamı olarak yayıldığı bir takım haritalarla Arkeolojiyi öğreniriz genelde. Aslında bu o dönem için çok normal bir şey. Yani kültür tarihçiliğin daha egemen olduğu, arkeolojinin teknolojiyi veyahut da kuramsal yaklaşımları pek fazla araç olarak kullanmadığı, henüz öyle bir seviyede olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Hatta Satan Niyot'un sanırım yazıları vardı. Orta Anadolu'da hani neodin olamayacağından. Evet aynen. Şeyden dolayı, hmm, iklimsel sebeplerden evet. dolayı. Dolayısıyla Orta Anadolu hep böyle bir ikinci bölge olarak görülmüş ve fakat bu işte hem yüzey araştırmaları, Ian Todd'un yaptığı tarihlendirme, Aşıklı'nın oradaki pozisyonu haritadaki diğer bir nokta olarak duruyordu. Şimdi düşünürsek aslında aşağıda bir taraftan Öküzin'i, Karain gibi daha biraz daha tarihsel olarak bizi aşağı götüren, Epipaleolitik'e götüren veyahut da diğer dönemlerine götüren buluntu yerleri var bir taraftan da. Ve fakat hani neolitik bir konsepte baktığımız vakit haritada iki nokta var. Aşıklı, çatalı yük. Eş zamanlı olarak başlayan Süberde kazıları, Canasan kazıları aşağı yukarı aynı zaman dilimine fixliyor aslında Orta Anadolu'yu o dönemde. Yani nedir o zaman dilimi? İşte en erken, en bir erken olabileceği tarih milattan önce 7900, 7800 ha, ha, hadi buna 8000 diyelim. Hala biraz daha neoti düşünürsek yani PPNA dediğimiz dönemi düşünürsek yani ilk yerli toplulukların ortaya çıktığı dönemi Dicle Fırat civarında hala 1500 yıllık ya 2000 yıllık bir boşluk var. Şimdi bu nedenle de neotiğin hep bu çekirdek bölgede başlayarak yavaş yavaş zaman içerisinde Orta Anadolu'ya gittiği düşünülüyordu ve epipaleolitik bir altlığının olmadığı hakim görüş idi. Sonra hatırlarsak Çatalhöyük kazılarının, yeni dönem Çatalhöyük kazılarının başlamasıyla beraber Trevor Watkins ve Douglas Baird yüzde araştırması yaptılar orada ve Pınarbaşı bulunan yerlerden bir tanesi ve tarihi 14.000'e gitti yani 13.500-14.000 gibi e yani aslında tam gerçek anlamıyla bir epipaleolitik olduğunu Pınarbaşı ile beraber bölgede anladık. Birkaç da Intod'un bulduğu şey vardı. Kapadokya çok zor bir yer. Erozyonun çok yoğun olduğu, yani peri bacılarını vesaireyi düşünürsek rüzgar erozyonunun çok fazla oldu ve diğer ikinci bir zorluk da Kapadokya erken Hristiyanların yerleştiği bir yer. Yani erken Hristiyanlar da nereye yerleşiyor? Genel, genelde bu Yabo Volkan konilerine veyahut da daha arkalarını yamaca verdikleri sırtlara yerleşiyorlar. Aslında bütün bu sırtlar şeyi düşünürsek biz Epipaliotik'in özelliklerini... Ki Pınarbaşı da öyle bir Hotamış Gölü'nün kenarında öyle bir sırta yerleşilmiş bir yer, bir istasyon. Dolayısıyla aslında olasılıkla biz Volkanik Kapadokya'daki epipaleolitiğe ilişkin şeylerin pek çoğunu kaybetmiş durumdayız. Ama hani bir şey yoksa eğer, o biraz önce bahsettiğim o kronoloji tablosunda orada o, onun olmadığını gibi bir ön kabulle hareket ediyoruz. Bir yerden bir yere gelmiştir vesaire. Ama bizim bu son dönemde yaptığımız yüzey araştırmaları, Açlıklarının yavaş yavaş tarihinin daha eskilere gitmesi, buna balıklığının eklenmesi, boncuklunun eklenmesi, boncuklunun tarihinin biraz daha eskiye gitmesi. Biraz önce söylediğim gibi Pınarbaşı örneği. Bize aslında Orta Anadolu'nun gelecek 10-20 yıl içerisinde farklı bir neotikleşme zaten şu anda da biz bunu pek çok veriyle söylüyoruz ama daha net ve tutarlı bir şekilde insanlara anlatabileceğimiz bir noktaya getirecek gibi gözüküyor. Biraz açıklayın peki paleo coğrafyası hakkında bilgi verir misiniz? Bugün evet bizim Orta Anadolu dediğimizde ya da Kapadokya coğrafyası dediğimizde bir şey canlanıyor. Hı. Ama arkeolojik anlamda yani en İnsanlar eski... nasıl bir yere yerleşmişler? Evet. Niye neden yerleşmiş? oraya yerleşmişler? O da önemli bir Şimdi soru. Şimdi niye yerleştiklerini aslında bilmiyoruz ama biz bu yeni dönem kazılarına başladığımızda temel sorularımız şuydu. İnsanlar Orta Anadolu'da neden yerleşik yaşam yani konar göçer yaşamı terk edip yerleşik yaşamayı seçmişler? Neden aşıklığı seçmişler? Neden bu yaşam biçimini bin yıl kesintisiz ve nasıl sürdürmüşler? Neden sonucunda burayı terk etmişler? Buradaki üretim dinamikleri zaman içerisinde nasıl değişmiş? Yani hayvan evcilleşme, koyun ve keçinin evcilleşme süreci burada nasıl yaşanmış? Tarımın hacmi zaman içerisinde nasıl değişmiş? Yani aslında hep paleolitik yaşam biçiminden Neolitik yaşam biçiminde buradan nasıl geçilmiş? Sorularımızın merkezinde bunlar duruyordu. Ve fakat aşıklı aslında terk sürecine kadar adeta ve epipaleolitik topluluk gibi bir gördüğümüz bir topluluk. Yani bizim yakın doğudaki veyahut da Güneybatı Asya daha doğru olacak. Güneybatı Asya'da gördüğümüz pek çok topluluktan farklı hem taş teknolojisi açısından hem de yaşam biçimi adına epipaleolitikçeyi içinde barındıran yani o nüveyi diyelim içinde barındıran ve asla terk etmeyen Terk sürecine doğru artık yavaş yavaş bireyselleşmenin başladığı yani klasik anlamda neolitik dediğimiz şeyin oluştuğu bir yerleşme. Bu insanlar ilk geldiklerinde seçtikleri lokasyon aslında onların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyelde bir yer nedir? Bir su kenarı burası ve sulak bir yer diyelim. Dolayısıyla yapı malzemesi açısından herhangi bir sıkıntı çekmeyecekler. Yani sazlar var etrafta, ağaçlar var kavak başta olmak üzere. Çok bir, geniş olmasa da tarım yapabilecekleri, sınırlı ölçekte tarım yapabilecekleri birtakım teraslar var ve en önemlisi su kenarında oldukları için hayvanlar buraya yani koyun, yabani hayvanlar diyelim, yabansır, yaban koyunu veyahut da her şeyden çünkü aşıklığın ilk zamanlarında biz geniş ölçekte bir avcılık görüyoruz. Yani her her şeyi avlıyorlar ve her şeyi tüketiyorlar. Bütün bu hayvanların su kenarında olduğunu düşünürsek o yüzden çok aslında anlamlı bir yer seçimi ve... Burada yavaş yavaş deneyimliyorlar olasılıkla bu sezonluk yaşam biçimini. Daha sonra da buranın onlar için ideal olduğunu düşünüyorlar ve orada kalmaya karar veriyorlar. Orada kalmaya karar verdiklerinden itibaren biz yavaş yavaş yapı malzemesinin değişmeye başladığını, mimarinin değişmeye başladığını görüyoruz. O yüzden aşıklı bir geçiş toplumu, yani epipaleolitikten neolitiğe geçiş toplumu, o geçişte bizim için çok kıymetli. Yani bölgede aslında çok bilmediğimiz epipaleolitiğin sonlarını ve karar verilme aşamasını orada gördüğümüz vakit biraz daha geçmişe ilişkin hem teknolojik anlamda hem de davranışsal anlamda tahminler yürütebiliyoruz. Peki iklimi günümüzden farklı mıydı? Günümüzden farklı bir iklim yoktu. Günümüzde de iklim gerçi günümüzdeki iklimi de konuşabiliriz. Günümüzdeki iklim de çok farklı bir noktada şu anda. Ama günümüzden çok farklı değildi. Yani şeyi de düşünürsek Younger Dryas ya da Genç Dryas düşünürsek onu artık geride bırakmışlar. Bugüne benzeyen bir iklim var. Yani bugünün normal normlarındaki iklime benzeyen diyelim. Anladım. Peki neden yerleşmeyi tercih ettiler? Aslında bu genel olarak Neolitik dönemin tartışmalarından birisidir de açıkla özelinde hani bunu kısaca konuşmak istersek. Şimdi aslında hakikaten yani ne desek spekülatif kalır ama şeyi hatırlarsak yani bu yayını izleyecek öğrenciler olacaktır. İnsanların neden yerleşik yaşama geçtiğine ilişkin çeşitli görüşler var. Bunlardan en eski görüş, en erken görüş tarım arazilerine daha yakın olmakla ilişkiliydi. Yani eskiden böyle tanımlanıyordu. Sonra bunun içerisine işte koyun ve keçinin evcilleşme veya da domuzun veya da yabancıların bölgeye göre bunu da eklediler bir dönemde. Daha sonra ikinci görüş insanlar aslında belirli merkezlerin etrafında bunlar bir tür şölen olabilir, bir tür yarışma olabilir, bir tür av faaliyeti olabilir. Yani atıyorum işte belirli zamanlarda, belirli aralıklarla bunlar mesela Ürdün'de suyun kenarına gelen gazelleri belki de avlıyorlardı. Ve bu ortaklaşma yavaş yavaş onları belirli bölgede yaşamaya doğru itti. Diğer bir neden neydi? Younger Dryas'taki ani yani birden siz bir yaşam kurmaya çalışırken birden Younger Dryas evet. yani genç Dryas ortaya çıkıyor. Ve bazı bölgelerde yağış olarak bazı bölgelerde kuru bir, bir hava olarak zor bir koşulla tanışıyor insanlar. O zamana kadar 8 ay bir yerde, 4 ay bir yerde veya 6 ay bir yerde, 6 ay bir başka yerdeyken daha optimum olanı size iklimsel olarak yani hayatta kalabileceğiniz daha doğru alanı seçmeye çalışıyorsunuz. Bu da Younger Dryas'ta olan etkisiydi. Şimdi bunların hepsi aslında baktığımız vakit klasik anlamda bereketli ilerleyelim. Orası üzerinden tanımlanan çerçeveler. Yani insanlar neden yerleşik yaşama geçti sorusunun cevabı olarak. Orta Anadolu'da biz tam biraz daha geç bir süreçte yaşandığı için bu. Bunlardan bağımsız ya A bunlardan bağımsız bir süreç vardı. B bunlardan bunlarla ilişkili bir süreç vardı fakat biraz daha gecikmeli olarak yaşandı. O yüzden hani ben şimdi şu sebeple yerleşik yaşama Veyahut da şu nedenle yerleşik yaşamı tercih ettiler daha doğru bir şey fiil tercih ettiler desem spekülatif olacaktır ama olasılıkta bu deneyimledikleri yani av açısından malzeme temini açısından veyahut da ne bileyim belki de yine çok bilemediğimiz minik iklimsel bir nedenle gerçi görürdük onu ama böyle bir tercih yaptılar. Zormuş tartışmasında evet. bir yandan. Şöyle <laughs> sorayım. Bir açıklığı oyun tabakalaşması hakkında sormak istiyorum. Hem de demin konuştuğumuz üzerine de en erken tabakada olan insanlar mesela tarımla uğraşıyor muydu ya da o dönem hayvan sürülerinde de bir azalma var mı bir politik döneme göre? Evet. Şimdi aşık bir topluluğu yani küçük bir topluluk olasılıkla ilk başlarda ki 50 ila 150 kişi yani tam şeye uyan, konar göçer e, toplum anlayışına, avcı toplayıcı toplum anlayışına uyan. Ve bunlar ilk geldiklerinde Melendez'in kıyısında bir alüvyal terasın üzerine kur barınaklar yaparak buraya sezonluk olarak geliyorlar. Onun sezonluk olduğunu artık net olarak ilk dönemin biliyoruz. Ve fakat o dönemde olasılıkla bunlar beraberlerinde koyun ve keçi var. Yani henüz evcil değil, yabani bir koyun ve keçiyi tutma, ve onu yani biz hep şöyle bir ayrım görüyoruz kafamızda. Yani diyorum işte yerleşik yaşama geçiyorsun. Her şey sırayla oluyor. Yerleşik Hı. yaşama geçtikten sonra tarım başlıyor. Yerleşik yaşama geçtikten sonra işte beraberinde ya da öncesinde ya da sonrasında yerleşmeye göre değişir. Hayvancılık yani bir şey gibi bu Age of Empires gibi oyun var oyunlar hı hı. vardı ya. Her şeyi bir şey yaptıktan sonra diğer şey açılıyor. Diğer tık açılıyor gibi bakıyoruz. Ama bunlar öyle değil. Yani biraz böyle hayvanlarla yani özellikle koyun ve keçiyle teşvike mesaisi olan bir topluluk. Ve özellikle şeyleri seçiyor. Yavruları seçiyor. Hamile hayvanları e, koyun ve keçi yani avlamıyor hiçbir şekilde. Yani onu yavaş yavaş dönüştürebileceğini dönüştürmek istiyor. Neye dönüşeceğini bilmiyor. Yani evcilleştirmenin nereye gideceğini evcilleştirirken bilemezsiniz ama, ama oradan bir kontrol edilebilir. Oradan olabilir. bir besin stoğu ça sağlamaya çalışıyor diyelim. Yine bunlar çok küçük ölçekli tarım yapıyorlar. Yani hasat var ama küçük ölçekli çünkü yan, yanlarında şey biliyoruz yani ehlileşmiş arpa olduğunu, buğday olduğunu biliyoruz bunların beraberlerinde. Dolayısıyla ve yavaş yavaş yarış yaşam deneyimiyle beraber bunlar da hem tarım hem de hayvancılık ekonomi olarak diyelim. Bunların ritminin arttığını görüyoruz açıkçası. E, kaçıncı bin yıl mı? en erken? tabakası. Şimdi en erken tarihimiz e, Aşıklı'da 8350 ama e, biraz daha eskiye gitme olasılığı var. Yani bir tane tarihimiz var mesela karbon bir şeyden, sondajdan. Onu çok telaffuz etmiyoruz ama 9000'ler var aslında ilattan önce. Ama tabii biraz spekülatif olur şimdi öyle bir rakamı konuşuyor olmak. 8350 belki biraz daha eskiye gidebilir tarih. O zaman bir çanak çömleksiz Neolitik dönemde bir yerleşim var. Aşıklı sonrasında yani zaman içinde büyüyor. büyüyor. Sonra şöyle büyüyor. oluyor yani sırayla. Aşıklı bu topluluk sezonluk deneyimlemeyi işte belki 100-200 yıl sürüyor bu hemen olmuyor. E bunun sonucunda yerleşik yaşamı seçiyor orada. Yine kısmen çukur kazıyorlar ve o çukurun içerisinde bu sefer başlangıçta dal örgü evler vardı. Artık kerpici elle biçimlendirerek bir tür yuvarlak kulübe yapıyorlar ve bu yuvarlak kulübelerde yaşamaya başlıyorlar. Hemen yanlarında da koyun ve keçiyi tuttukları şeyler var. Küçük ağıllar var diyelim ve o ağıllarda zaten bunlar evcilleştirme sürecinin ilk adımlarını atıyorlar. Sonra yavaş yavaş biz bu yuvarlak barınakların daha sığ çukurlara oturtulduğunu görüyoruz. Başlangıçta derin çukurlara oturtuluyor. Bu sığ çukurlarla beraber mesela bir havalandırma sisteminin çözdüklerini biliyoruz. Yani sürekli kendilerini geliştiriyorlar ve teknolojik çözümler buluyorlar. Öyle bir topluluk burası. Ve bu yuvarlak barınaklar yine aynı yerde herhangi bir dış etki olmadan, onu da görebiliyoruz çünkü yani o değişim bitmeden. Bu sefer dörtgen ve hem zemin yani yüzeye yapılmış dörtgen binalar önce tek odalı sonra iki odalı sonra da ender olarak üç odalı olarak karşımıza çıkıyor. Hocam araya girmek Hı -hı. istiyorum. Sizin mimari özelinde de özellikle çalıştığınızı bildiğimden sormak istiyorum. Neden çukur yapmış olabilir de ilk başlarda? Hı -hı. Çünkü dayanıklı yapı malzemesi yapmak kolay bir şey değil. Onu yükseltmek ve yıkılmadan, bozulmadan, kırılmadan çevre koşullarına adapte etmek kolay bir şey değil. Ama bir çukur kazdığınız vakit o çukur aynı zamanda bir tür destek alıyor. Yani ve daha rahat bir şekilde yükselebiliyorsunuz. Atıyorum yani binanın bir metresi ya da 1 metre 20 santimi kurun içerisinde. Geriye kalıyor 30 ya da 40 santim. O 30 ya da 40 santimi sizin ayakta tutmanız zor bir şey değil ama bütünüyle bir yuvarlak bir binayı ayakta tutmak için daha sağlam bir yapı malzemesine ihtiyacınız var. Daha fazla direğe ihtiyacınız var. Eğer bu payanda vesaire gerekiyorsa ona ihtiyacınız var veyahut da bu yapıları yaptığınız zeminin tesviyesini ona göre yapmanız gerekiyor. Yani baktığımız vakit yuvarlak barınaklar genelde böyle ve hep bir yamaca dayanmış yani sırtını bir yere veriyor ki daha sağlam bir şekilde bina ayakta kalabilsin yani teknolojik olarak. Peki yağmur sorun yaratmamış mıdır? Yani biraz çukurda suyun toplanması daha kolay oluyor ya. Ama çukurun içerisine duvar yaptığınız vakit Anladım. ve üzerine dam yaptınız vakit damı da biraz geniş tutarsanız yağmur suları zaten akıp Anladım. gidiyor yani hiçbir yere sızmıyor. Evet, dikdörtgen mimariye geçtiler. Sonra dörtgen mimariye geçiyor. Dörtgen mimariyle beraber dörtgen mimaride artık yapı malzemesine ilişkin daha fazla şeyler tecrübeliler. Bir de tabii sadece yapı malzemesi dediğimiz vakit yani kerpiç dediğimiz şey aslında güzel bir şey. Bir tür bilgi bile o. Yani mesela taş o kadar değil. Mi? Sadece, sadece taş bir mimari olsaydı Aşıklı'da bazı şeyleri daha az biliyor olacaktık. Nedir o bazı şeyler? Mesela kerpiçin içerisinde başta dışkı var bağlayıcı olarak. Sonra yavaş yavaş biz samanın konmaya başladığını ve giderek sadece samanın konmaya başladığını görüyoruz. Demek ki tarım hacmi o kadar artmış ki yerleşmede onun yan ürünlerini de yapı malzemesinde kullanmaya başlamışlar. O yüzden dörtgen mimariye geçiş süreciyle beraber biraz daha geniş bina yapmaya ayakta daha sağlam binalar inşa etmek ve binanın daha uzun ömürlü olması için çeşitli çözümler bulmuşlar. Bu çözümleri de aşama aşama görüyoruz. O yüzden de biraz daha ritmi hızlanmış bu teknolojik çözümlerin dörtgen planlı yapılara geçişle beraber. Neden? Çünkü aynı zamanda yuvarlak yapılarda binaların arasındaki boşlukları işlik alanı olarak kullanırken veyahut da toplanma alanı olarak kullanırken bu sefer dörtgen yapılarla beraber o çok e, aşıklığı düşünürsek çatalı hmm. ve Orta Anadolu'daki modeli çok binalar çok yan yanadır. Hmm. Aslında bütünüyle büyük kocaman bir şemsiye, büyük bir çatı elde ediyorsunuz yerleşmenin tamamını örten. Yağmuru, kar yükünü vesaireyi düşünürsek Orta Anadolu'da e, insanlar bir şekilde bu bitişik düzendeki yerleşme dokusuyla beraber hem sadece kendi binaların değil yerleşmeyi de ve koruyan bir anlayış inşa etmişler. Peki Çatalhöyük'teki gibi damdan mı giriyorlar? Çatalhöyük'teki gibi evleri damdan giriliyor. Damlar işlik alanı olarak kullanılıyor. Onları da binaların arasındaki atılan veyahut da oraya süpürülen süpürtülerden veyahut atıklardan biliyoruz. Yanlış bilmiyorsam terazo taban da var Işık Büyük'te. E, terazo demiyoruz ona. E, biz Orta Anadolu'da şey diyoruz. Kireç taban diyoruz. Aslında bir şey de sormak istiyorum. Sizin bir yüksek lisans tezinize bakmıştım. Bir de doktora tezlinize de yüksek lisans tezlinize yakın doğu kavramı kullanırken doktora da Güneybatı Asya. Hı -hı. Aslında onu da arada bir sormak tamam. istiyordum. Tabii. Önce terazoyu söyleyeyim. Terezo dediğimiz şey... Çay üründen bildiğimiz biraz farklı yani şeyi kimyasal özellikleri ama temelinde kireç yani kalsiyum karbonat dediğimiz şey içerisindeki bağlayıcılar farklı yapım ısısal olarak farklılıklar var ama biz aynı piroteknolojiden söz edebiliriz ama biz Orta Anadolu'da kireç taban diyoruz genel olarak ama o kireç taban yerleşmenin son aşamasında doğru yani son çeyreği diyelim son 250 yılında gördüğümüz bir şey. Tek bir yapıda T binasında 6'ya 6 metrelik bir yapı. Fakat 5 kez yenilenmiş. Aşıklı bir devamlılık fenomeni var yine Güneybatı Asya'dan farklı olarak. Kırmızıya, bazen sarı ve kırmızıya, bazen bazen sadece sarıya boyanmış özel bir taban. Yani bilmeyenler için yaklaşık 1000 derece gibi bir ısıya çıkması gerekiyor. O 900 ila 1000. O seviyelere çıkabilmesi için de şeyin teknolojik olarak yanlış bilmiyorsam yüksek miktarda ağaç yakmanız gerekiyor ısıyı sabit tutabilmek için birkaç ton, 4-5 ton diyelim buna. O yüzden de organize bir inşaat faaliyetinden söz edebiliriz. Niye yapmış olabilirler? İlk önce şunu sorayım. Güneydoğudan mı öğrenmişlerdir? Çünkü daha eski örnekleri Hı. o tarafta görüyoruz. Yoksa kültürel olarak bir etkileşim var ya da kendi Olasılıkla bir şey... bu son çeyrekte... De biz bir takım yani etkileşimin başladığını görüyoruz. Yani aşıkların başlarında yerli bir topluluk olduğunu artık genetik sonuçlardan da biliyoruz. Ama özellikle bu tür taban tipinin beraberinde Orta Anadolu'nun farklı yerlerinde gördüğümüz şeyler. Yine atıyorum işte Musullarda, Çatalhöyük'te, Tepecik'te oradaki toplulukların genetik özelliklerine bakınca biraz böyle hani nüfussal olarak tam nüfus demeyelim ama belirli gruplarında artık batıya doğru geldiğini görüyoruz. Yani aşağı yukarı tarihte söyleyelim 7400'lerde, 7600'lerde batıya doğru insanlar gelmeye başlıyor. Etkileşim. Belki onlarla etkileşimle neden yine hatırlarsak piroteknoloji dediğimiz şey yani bu kirecin yüksek ısılarda yakılması hikayesi Geç Natuf'ta başlıyor. Çok erken bir uygulama. Ben Ulucaköyük'te çalışmıştım. Orada da vardı. Evet. Ulucaköyük'te işte de var. İlginç bir gelenek. O dönem insanlar için evet. neden bu kadar enerji tüketen, iş gücü harcayan bir şeyi yaptı? Sanırım öyle... girmelerde de var şimdi. Hı. Yani daha batıda. O yüzden önemli. Evet. Yakın Doğu Güney Batı Asya. Aslında çok eski bir artık eskimiş olması gereken bir tartışma mı fakat nedense şimdilerde bir yerde gördüm tekrardan konuşuluyor. Ben master tezimi yazdığım yıllarda hatta onun daha evvelinde batılı arkeologlar politik olarak daha doğru olmak adına bu terimi tercih ediyorlar. Yani güneybatı hı hı. Asya ve fakat hani sonuçta bizim bir alışık olduğumuz bir dil var genellikle. Şeyi düşünürsek yani yakın doğu arkeolojisi vesaire gibi. Genelde yakın doğu tanımı kullanılıyor ama ben çok mümkün olduğu kadar yani dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de o master tezinde o yakın doğu Güney Asya'ya çevrilmiş oldu. Bu epipolitik, mezolitik vesaire o tarzlar. Arkeolojide hep bu dönem şey isimlendirilir. epipolitik, evet, mezolitik biraz Farklı hmm. bir tartışma evet. konusu. Yani bazı yerlerde hem paleolitik hem mezolitik var. Özellikle Avrupa'da. Yani daha batıda. E, o yüzden yani ikisi birbirine karışmasın diye ama mesela bizim çalıştığımız coğrafyada yine mezolitikten hiç söz etmiyoruz. Ama batıya doğru gittiğimizde evet, evet, çünkü hem Avrupa'da hmm. hem paleolitik var hem mezolitik var. İkisi bir arada var. Şimdi şeyi sormak istedim. Yani Şıklığı Kapadokya'da yer alıyor ve obsidyen kaynaklarında hmm. çok yakın bir mesafede ve tüm neolitik dünyasına baktığımızda özellikle bu coğrafyada obsidyen çok önemli bir yer teşkil ediyor. Aşıklı Hüye yerleşenlerin de obsidyen özellikle bir itici güç olmuş mudur yerleşmesinde yoksa? Evet. Şimdi orada da yine tarihsel olarak yani sonuçta biz arkeologlar olarak bir anlamda bir tarihsel anlatıya da neden oluyoruz. Yaptığımız kazıların sonuçlarında çıkarttığımız yayınlar vesaire okuyan için sadece arkeoloji öğrencileri için değil konuya ilgililer için de tarihsel bir anlatı anlamına geliyor. Başlangıçta mesela daha henüz aşıklı kazılmadan Melart'ın yayınlarına bakarsak orada aşıklı topluluğunu obsidiyen kaynaklarının kontrolü eden bir topluluk olarak düşünüyor. Konsept olarak. Neden? Çok daha yakın. Çatalhöyük çok daha uzakta. Aşıklı obsidiyen kaynaklarına çok daha yakında ve bunların da Hasan Dağı'nın, obsidiyen de Hasan Dağı'ndan geldiğini düşünüyor. Fakat sonradan yapılan analizler gösteriyor ki Hasan Dağı obsidiyeni kaliteli bir obsidyen değil ve hiçbir şekilde tercih edilmemiş. İnsanlar ağırlıklı olarak Nenezi, kayırlı, kömürcü, gölü da bu bölgedeki obsidyenleri tercih etmişler. Şimdi obsidyen hikayesine de bakarsak en az minimum 30 ila 40 bin yıl önce obsidyen, Gölü obsidyen yataklarından bir şekilde yani tek seferde değil belki ama aracılarla bu obsidyen aşağı yukarı Suriye'ye kadar gitmiş bildiğimiz. Sonra zaten neolitik dönemde yani PPNA'dan itibaren biz bu trafiğin çok daha ritminin arttığını görüyoruz. 8600'lerde Kaletepe'de gördüğümüz bu prizmatik dilgiler vesaire onlar Kıbrıs'a gitmiş. Yani Kıbrıs'a gitmesi için herhalde önce Suriye kıyısında bir yere gidiyordu. Suriye kıyısından da Kıbrıs'a gidiyordu. Ve atıyorum işte 8200'lerde Çayönü, 8300'lerde Çayönü'ne, Caferöy'ü o bölgeye doğru gitmiş. Yani aslında geniş bir yere Orta Anadolu'dan obsidyen gitmiş. Sadece obsidyen ham madde olarak gitmemiş aynı ama orada bir takım işlemler yapmışlar. Son form yerleşmede verilmiş yani okucu yapılmış o dilgilerden ama o dilgiler atölyede hazırlanmış. Yani kocaman bir obsidyen bloğu taşıyamazsınız. Yani izleyen meraklılar için söylüyorum. Yani büyük bir obsidyen bloğundan birden dilgiler çıkartırsınız ve o dilgiler yerleşmeye gider. Yerleşmedeki yerli şeyler, e, yontucular onlarla okucu yapar veya da farklı aletler yapar. Yani sistem öyle. Dolayısıyla bu kalitepe çekirdeği ve tabii beraberindeki o biraz önce söylediğim o prizmatik baskı tekniğiyle çıkartılan dilgiler bize teknolojik olarak da bir şey anlatıyor. Şimdi Kaletepe'nin kazılmasıyla beraber biz bunları öğrendik ve fakat Orta Anadolu'daki toplulukların bu teknolojileri hiçbir şekilde kullanmadıklarını, bu teknolojilerle hiçbir şekilde ilgilenmediklerini anladık. Yani Aşıklı'da da, son yıllarda kazdığımız Balıklı'da da, Boncuklu'da da tarihi 8300'lerde olan yerleşmelerin Kaletepe Kömürcü'deki yontucular diyelim, o yontucularla bir iletişimi olmamış. Onları görmeme ihtimalleri yok. Neden? Çünkü onlar da aynı obsidyen kaynaklarını kullanıyorlar. Yani sırtlarda şey düşünün bir geniş bir coğrafya burası belki ama dağ sırtlarında çıplak gözle görebileceğiniz görebilirsiniz oradaki yani obsidyen kaynaklarını biliyorsanız ki bildikleri malum. Dolayısıyla oradaki yontucuları çıplak gözle bile görebilirsiniz. Bilinçli olarak onların teknolojisiyle ilgilenmemişler. Bu da aslında bütün bu hani neotiğe bakarken insanların arasındaki ilişkilere bakarken çok düz mantıkla ilerlememiz gerek gösteriyor bize. Yani bir takım davranışsal nedenler olabilir. ...bir takım geçmişten kaynaklanan bir takım problemler olabilir. Bunlar bizim şimdilerde çözmeye çalıştığımız bir şey ama... ...bu seviyede bir şey tercih veyahut da reddetme ve isteksizlik... ...yani o teknolojiye ilişkin. Çünkü çok da kayıtsız kalınabilecek bir şey değil yani. Kaletepe çekirdeğini hediyelik olarak bir hediyelik... Hı -hı. ...yani şey yapıyorum, karikatürize ediyorum. Yani baktığınız vakit yerleşmeye o çekirdeğin kendisini... ...çekirdeğin hiçbir işlevi yok yani son kalan şeyi... ...onu bile alıp getirmek istersiniz yani onu bile görmüyoruz Aşıklı'da bir tane daha yok yani veyahut balıklı da yok veyahut boncuklu da yok. Aslında arkeoloji eğitimi almamış kişiler açısından anlaşılması açısından özellikle sormak istiyorum. Mesela diyeyim ki ben Aşıklı'nın çağ dışı bir dönemde Filistin, Levant civarında yaşadım var söylüyorum. Ben obsidiyene gidip Göllü Dağ'a kadar hani bir yol kat edip mi gidip alıyorum yoksa arada böyle distribütörler varmışçasına Hı -hı. hani ondan ona aktarılan bir şey mi? Şimdi bunun buna ilişkin de farklı görüşler var. Farklı modeller var. Yani bu tedarik zincirinin nasıl Hı -hı. olduğunu ilişkin ama yakın doğuya bu şeyi yapan yani 30 bin 40 bin yıl önce başladığını düşünüyoruz. Demek ki buradaki kaynaklar birileri tarafından biliniyor. Bir de neden obsidiyan oralarda oralara kadar gidiyor? Çünkü Genellikle oradaki topluluklar çakmak taşı kullanıyor. Obsidiyen biraz daha egzotik, daha uzaktan gelen, daha az bulunan bir prestij şeyi aynı zamanda nesnesi. Sadece bu arada yine bilmeyenler için Orta Anadolu'da değil aynı zamanda Doğu Anadolu'da da obsidiyen kaynakları var. Ve Ermenistan'da. Bu kaynaklar da zaman zaman kullanılıyor ama eğer yine o Orta Anadolu özeline geri dönersek olasılıkla bir yontucular grubu var ve bu yontucular grubu Biraz uzaklarda bir yerlerden geliyor. Ya başka gruplarla buluştukları zaman bunu bir değiş tokuş nesnesi olarak yani o motivasyonla geliyorlar. Bir yerlerde buluşuyorlar. Bu bir şey olabilir. Biraz önce bahsettiğim gibi panayır benzeri veyahut insanların buluştuğu, değiş tokuş yaptığı yerler olabilir. Henüz bizim çok fazla bilmediğimiz ama olasılıkla Göbekli Tepe ve benzeri yerleşmeler aslında bu konseptin sonucunda ortaya çıkan yerler. Ürdün Vadisi'nde Karaneh gibi bir yer var mesela. Oradan da bu anlayış biliyoruz. Daha eskiye ayrılana. O yüzden de yani olasılıkla bunlar ortak bir yerlerde buluşunca bir devş de kuş mekanizmasına dahil oluyor bu obsidiyen dilgiler. Öyle düşünmekte fayda var. Bunu yapan ustalar diyeyim. Toplumda bir statüye sahip olmuş olabilirler mi? İki burada bir ticaretten bahsedebilir miyiz? Bazı yayınlarda vesaire karşımızda çıkıyor. Yoksa ticaret çok büyük bir anlam yüklemek. Ticaret içerisinde kayıt vesaire gibi şeyleri barındıran bir şey. Yani istersek tabii ticaretin eğer bir ticaretle ilgili bir kitap yazıyorsak veya işte ne bileyim ekonomi, iktisat vesaire falan onun başına ticaret böyle böyle başlamıştı diyebiliriz belki ama eğer biz şeydeysek yani prehistoryacıysak, arkeoloji, arkeolog isek eğer bu döneme baktığımız şey ölçek daha daha hassas ise o zaman buna bir ticaret kelimesini kullanmak bence çok doğru gelmiyor. Buna bir değiş tokuş mekanizması demek daha anlamlı. Yani sizin elinizde iyi obsidyen dilgiler var. Diğerlerinin elinde atıyorum çok güzel boncuklar var. Veyahut da diğerinde koyun ve keçi var. Yani sizin besin ihtiyacını karşılayacak bir şey var. Onları değiş tokuşunu yapıyorlar. İkinci soru neydi? Statü. Ha, statü. Şimdi statü o da çok tartışmalı bir mesele. Toplumda kim daha statülüydü? İyi obsidyen yontucu mu? İyi bina yapan mı? Ne bileyim iyi çanak çömlek yapan mı? Bunlar her biri neye göre hangisi hayatta daha öncelikli bir yer teşkil ediyor? Bunu bir kere bilmemiz imkansız. Ama nasıl öğrenebiliriz arkeolojide bunu? Atıyorum beslenmelerinden. Eğer bir statü farklılığı varsa birinin daha iyi besleniyor olması gerekiyor. Onu da izotoplarla anlaşıyor, anlıyoruz. Veyahut da eğer hani onun bir obsidiyen yontucu olduğunu biliyorsak mezarından böyle bir sonuç çıkartabiliriz. Ama onun haricinde söyleyeceğimiz her şey çok spekülatif olur. Bu insanlar kim bilmiyoruz. Belki de hani Belki bunlar daha böyle ulvit insanlardı. Öyle bir sadece o şeyi o kadar mesafe kat etmelerinin sebebi sadece obsidyen motivasyonu değildi. Belki de bu tür bir yani daha uzağa gitmek, daha uzaktan bir şey getirmek gibi bir amaçları vardı ama bu bile çok spekülatif. O yüzden hani bunlar daha ayrıcalıklı insanlardı vesaire gibi bir şey söylemek çok doğru değil. Bu veriler Hı. elimizde yoksa. Aşıkköyün çanak çömleğinden biraz bahsedebilir misiniz ve diğer pişmiş toprak eserlerinden? Aşıkköy'de hiç çanak çömlek yok. Çanak çömleksi evet. tamamen çanak çömleksi olarak başlıyor, çanak çömleksiz olarak, şey. çanak çömleksiz olarak bitiyor. 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 O zaman ondan sonra fakat Aşıkköy'de acayip bir sepet işçiliği var. Kile, çamura ve saza ve işte bu sepetçiliğe ilişkin çok gelişmiş bir topluluk. Yani o konuda kendini sürekli ...sürekli güncelleyen, yenileyen bir topluluk. Olasılık da ya sepetlerin içerisinde böyle bir kil şey yaparaktan, sıvayaraktan bu problemi çözüyorlardı. Çünkü da taş kap da yok. Mesela diğer neolitik yerleşmelerde taş kaplar görüyoruz. Taş kaplar yok. sürtme taşı aletler var ama hani hı hı. böyle... Şanağa benzeyen taş kaplar yok. Körtük yok. Yok. O klorit kapların yok. Başka sonra işte PPMB yerleşmelerinde çoğunda böyle kireç taşından, mermere benzeyen taşlardan yapılmış kaplar vardır. Onlar da yok. Olasılıkla bunları da ağaçlarla yapıyorlar diye düşünüyoruz. Bize karbonize olmadığı sürece veyahut da çürümediği sürece bu şeyler kalmıyor. Ama sepete ilişkin çok fazla elimizde, sepetçiliğe ilişkin çok fazla veri var. Sembolizm hakkında ne evet. dersiniz açıklıyor? Şimdi o da ilginç konulardan bir tanesi. Açıkladığınızda sembolik bir dünyası var bu insanların. Onu da nereden biliyoruz? Ölülerden biliyoruz. Veyahut da bu kırmızı tabanlı, kireç tabanlı yapıdan ve yine işte bir takım ziyafetler sonrası o atıkları üzerine aşı boyası serpmelerinden veyahut ölen bir çocuğun ağzının içerisine bir okır parçası koymalarından gibi elimizde bunların bir sembolik dünyaların olduğuna ilişkin veriler var. Ama bizim epipaleolitikten itibaren yani epipaleolitin son döneminden itibaren görmeye başladığımız Güneybatı Asya'da figürinler, kabartmalar veyahut da boyamalar bunların hiçbir tanesi aşıklıda yok başından başlıyor. Yani başından itibaren yok. Terki sürecine kadar. Biz bunun da bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğim obsidyen hikayesinde olduğu gibi. Yani aksi takdirde insanlar o kilden muhakkak bir şeyler yaparlar. Bir figürün yaparlar. Bir şey yaparlar. Yani ve ya böyle bir ihtiyaçları olmadı. Veyahut da bunların tamamı mesela Vikingler, bazı Viking topluluklarında tüm o şeyler, semboller ağaçlardan da organik eserlerden. Belki bütünyle o paket organik eserler üzerinden ifade ediliyordu. Bilmiyoruz ama bizim genel kanımız böyle bir tercihleri, yani bunu materyalize etmek gibi bir ihtiyaç ya da istekleri olmadığı şeklinde. Beslenme alışkanlıkları düzeyde yani tarım mı yani yerleşik yaşamın getirdiği o doğrudan bir şey üretmek mi yoksa avcı toplayıcı bir ikisi bir... beraber ikisi Hı -hı. beraber yani hiçbir zaman avlanma zaten avlanma dediğimiz şey zaten hiçbir mi? zaman bitmiyor yaban sığır avcılığı, çeşitli avcılıklar devam ediyor. Sadece en başta bunlar ilk buraya geldiklerinde daha geniş spektrumlu bir avcılık var. Yani tavşandan kaplumbağaya kadar her şeyi. Yavaş yavaş biz bunun daha büyük baş hayvanların avlanmasına veyahut da tüketilmesine doğru gittiğini görüyoruz. Veyahut da koyun keçi, sığır, işte çok az sayıda domuz, yaban geyiği vesaire gibi. Tarım faaliyetinin de giderek arttığını görüyoruz. Dolayısıyla tarımsal ürünlerin tüketimi ve çeşitliliği de yerleşmenin ters sürecine doğru artıyor. İkisi bir beraber yine bu izotoplardan gördüğümüz şey hane halkları arasında çok minimal bir farklılık görüyoruz. Yani hane halkları dediğim son dönemde bina grupları ortaya çıkıyor. Bina grupları da yavaş yavaş biz ayrışmalar başlıyor ama çok minimal. O ayrışmayı daha sonra çatalayıp da göreceğiz. Yani her evin kendi ekonomisi olduğu modeli. Henüz aşıklıda kolektif bir yaşam olduğunu söyleyebiliriz. Sizin özellikle bira üzerine son dönemde çalışmalarınız var. Aşıkla yükle de böyle bir bira üretiminden Şimdi bir kere şunu altını çizelim. Bu bira meselesi önemli bir şey. Çünkü Geçne itibaren özellikle İsrail'den çok net veriler var bireye ilişkin. Yani fermante olmuş bir yabani arpa, yabani buğdaydan bahsediyoruz bira dediğimizde. Ve bu herhalde bir tür böyle çorba ya da bir lapa kıvamında bir şey. Bir tür çorba ya da lapa gibi tüketilen bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi sonraki çalışma Göbektepe'den geliyor. Deneysel bir çalışma. Fakat yazarlar güzel bir çalışma yaptılar. Deneysel bir faaliyet. Fakat mayayı göremediler. Yani mayanın izini göremediler. Onun nedenini de kaplar ısıtılıyordu. Isıtılması sonucu kimyasal reaksiyon mayayı da şey yok ediyor. Ama belirli şeyleri var. Ne derler? Belirteçleri var. Biranın daha doğrusu fermento olmuş bir şeyin varlığından söz edebilmemiz için en önemlisi de eğer yani kimyasal bir süreçten bahsediyorsak oksalit asit. Yani onun kimyasal imzasını görmemiz gerekiyor. O imzanın kaplar ısıtıldığı nedeniyle aşındığını yok olduğunu öneriyor Göbekli Tepe üzerine çalışan arkadaşlar. E şimdi bu araştırmanınların arttırılması gerekiyor ve fakat biz bir süredir maalesef Arkeobotanik örnekler üzerine çalışamıyoruz mevzuat değişikliği nedeniyle. Çünkü bu tür çalışmaları yapabilmemiz için pahalı teknolojik aygıtlar kullanmamız gerekiyor. O aygıtlarda, üniversitelerde biz şimdilerde maalesef kazı yerinden bile arpa ya da buğday, karbonize olmuş arpa buğday kalıntılarını getiremiyoruz. Yani yurt dışına çıkartılmasında da zaten Yurt dışına çıkartılması zaten imkansız ama hı hı. aynı zamanda üniversitelerimize getiremiyoruz. Yani dolayısıyla bu alanda çalışma yapan, bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için bu önemli bir problem. Mesela sadece biri olarak düşünmeyelim bunu. Yani bu insanlar ekmek yapıyorlar mıydı? O dönemde ekmek nasıldı? Gibi başlayıp başka başka soruların cevabı da bu karboniz olmuş bitki kalıntıları üzerinde yapmamız gereken analizler. O analizler için önce onları doğru bir şekilde kayıt altına almak gerekiyor. Yani kaza alanlarında onu bulacak bir stratejimiz olması gerekiyor. Ondan sonra da onu analiz etmemiz gerekiyor. Bu iki ayakta maalesef Türkiye arkeolojisinde çok iyi ilerlemiyor. Peki neden izin vermiyorlar yetkililer? Öyle diyeyim. Hani çok ilginçime de geliyor bir yandan. Aslında çok tartışılmaması gereken bir konuyken Türkiye'de böyle Şöyle sorunlar bir, var. Şöyle, tamamen bir yanlış anlaşılma bence. Bu karbonize olmuş bitki kalıntılarından yeniden yani Jurassic Park örneği diyorum ben buna. O onların tekrar canlandırılabileceğini düşünüyor bir profesör diyeyim danışmanlarından bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın. Onun bir projesi var ata tohumu projesi. O ata tohumu projesi nedeniyle biz şu anda durmuş durumdayız. Yani o verinin üniversitelere gelmesine veyahut da yurt dışına çıkmasını istemiyor o kişi ama doğru anlatıldı mı mesele, doğru aktarıldı mı bilmiyorum ama bu konuda maalesef arkeologlar olarak sesimizi çıkartamadık. Yani şeyi düşünmedik, bize bu bitkiler veri olarak lazım. Aynı zamanda uzmanların yetişmesi lazım. Ve kaza alanlarında iyi mikroskoplar, iyi analiz cihazları yok. Yani bunu üniversite getiremiyorsak nerede çalışacağız bu örnek? Biz çalışmayacaksak kim çalışacak? Bir de bu tarz örnekleri uzun süre muhafaza etmek de çok zor bir şey. Yani zaman içinde evet. Yavaş yavaş toparlamak açısından merak ettiğim birkaç noktadan birisi şu. Bir Aşıklı Hüyük halkı ne oldu? Nereye gitti? Mesela hmm. Çatalhöyük'e mi gitti? Ya da başka bir mı yoksa kitlesel bir yok oluş mu yaşadı? İkinci sorun da şu olacak. Bir özellikle Orta Anadolu neolitinin hem Güneydoğu Anadolu'yla hem de Batı Anadolu'yla olan ilişkisi üzerinden bir toparlama yapacak olursak ne anlatabilirsiniz? O zaman tersten başlayalım. İkinci sorudan gelelim. Bir kere biz artık genetik verilerle de biliyoruz. Oradaki teknolojik yapılanmadan da görüyoruz. Yani bu topluluk kendini inşa eden bir topluluk. Yani aşık toplumu. Kendini o bölgede inşa eden bir topluluk. Ve fakat o biraz önce bahsettiğim 7000'lerin binlerin ortalarından itibaren yavaş yavaş batıya bazı topluluklar çeşitli nedenlerle geliyor. Ne olabilir bu? O Güneybatı Asya'daki nüfus artışı olabilir. Yani büyük stres yaratmış olmalı. Yani düşünürsek mesela geç PPNB'de ya da orta PPNB'de her 10 kilometrede belki 5-6 tane neotik yerleşme var belirli bölgelerde. Yani bunların hem tarım arazileri açısından hem hayvan otlatma problemleri açısından bir takım sorunların ortaya çıkmış olması olası. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz etkileşim ancak 7000'lerin ortalarında başlıyor ortanda olduğu için. İlk soruyla ilişkilendirelim bunu. Aşıklı toplumu nereye gidiyor? Aşıklı toplumu belki de bu oradaki stresin Orta Anadolu'ya tesir etmesi, yavaş yavaş o bölgenin göç almasıyla beraber belki de insanların bir yerden bir yere gidebileceğini düşünmeye başlıyor daha çok. Yine eş zamanlı olarak koyun ve keçiyi evcilleştirdiği için belki de topluluklar o bina gruplarına yavaş yavaş ayrıştı dedim ya bağımsız olarak da hayatta kalabileceklerini yani kendi koyunlarını alıp kendi sürülerini alıp o sürüyle daha küçük gruplar halinde yaşayabileceklerine doğru gibi bir şey inanmaya başlıyorlar belki de. Belki de diyorum çünkü biz tam olarak nedenini bilmiyoruz. Neden? Neden gittikleri nereye? Çünkü ne olur? Büyük bir yangın olur yerleşmede. Şiddet olur veya da ne bileyim birileri gelir, birileri bir problem yaşarlar. Onları görmüyoruz. Ama bir günde de terk etmiyorlar yerleşmeyi. Ona da eminiz. Zaman içerisinde bölgeyi terk ediyorlar. Belki bölgeyi çok hızlı bir şekilde tükettiler. Daha daha kalabalık bir nüfusa ulaştığınızda o nüfusu besleyecek kadar yiyeceğe ihtiyaç duyarsınız. Yani şimdi siz yarınız gidin başka bir yerde yaşayın. Biz burada yarımız yaşayalım ancak bu bölgede bu şekilde hayatta kalırız gibi bir düşünce içerisinde olmadıklarını düşünüyorum ben en azından. Bunu çözmek adına yavaş yavaş başka bölgelere gitmiş olabilirler. Yön yani burada batı oluyor genelde. O da çok yani ben biz hep her şey batıya doğru gittiğini düşünüyoruz ama mesela Balıklı bu son yıllarda kazdığımız Aşıklı'nın 15 kilometre kuzeyinde bir yer ve Aşıklı'dan tamamen farklı. Aşıklı'nın en erken dönemiyle çağdaş burası. Orada bulduğumuz bir okucu tipi, yıllar önce Caferöyük'te tanımlanan yani Antitorosların antitoros, en ikinci şeyinde, halkasının da kuzeyinde yer alan bir yer Caferöyük. Orada gördüğümüz okuçlarında ok mesela Caferöyük'te iki tane bulunmuş, Balıklı'da en az 60 tane var o okuçlarında. Ok Ve eş zamanlı, aynı yıllardan bahsediyoruz. Demek ki bu trafik hep böyle sadece batı yönlü değil. Biz hikayeyi biraz şey yapıyoruz yani Anadolu medeniyetin beşiği, Anadolu'dan yayılmıştır. Bilmem ne olmuştur diye. Çok farklı yollar var. Yani kuzeyi, doğusu, batısı farklı farklı. Yani Neotik dediğimiz şey aslında 4-5 milyon metre kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Çok büyük bir alan. Bir de zaten özellikle coğrafyayı bilmeyenler açısından hani Anadolu coğrafyası kuzeye doğru yükselti artar. Güneyde Toroslar bir set gibi doğal olarak biraz hani basit olanı Orta Anadolu'dan Batı Anadolu'ya Ege, Marmara'ya kadar aslında düz bir hat var. Güneydoğu'da da Ergen civarından Hı -hı. böyle bir oraya evet. giriş var. Mesela Hititler yıkıldığında geç Hitit kentleri Güneydoğu'da Hı -hı. çıkıyor ama o neotik dönemde biraz batı ağırlıklı ama siz demin aslında farklı yönlerde olabileceğini yani söylediniz. şöyle düşünelim şimdi mesela bu girmeler mesela ilginç bir yer. Yani biz yavaş yavaş epaliolitik veyahut da şimdi bu da biraz tartışmalı konu. Yani Yunanistan, kıta Yunanistan'da veyahut adalarda farklı bir örüntü var. Anadolu tarafında farklı bir örüntü var. Bunlar bir süre sonra kaynaşacaklar ama yani girmelerdeki tarih, girmelerdeki antik DNA sonuçları şimdi burada paylaşmayayım ama bize yerel toplulukların da bu hikayede epey payının olduğunu gösteriyor. Yani biz hep böyle batıya doğru gelişkin olan daha az gelişkini akültüre ediyor. Hep bu model üzerinden düşündük. Bu biraz şey oluyor yani insan aklını ve potansiyeline haksızlık etmek gibi oluyor. O evet. zaman her şey daha gelişkin olan her şeyi akültüre etsin. Bir kere böyle bir dünya ön de olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çatalı yükle bağlantısı hakkında ne diyebilirsiniz? Çatalı yükle bağlantısı için çok benzerlikler var yani hakikaten ama genetik verilerde de biraz böyle bir benzeşme var ama çok net bir aynılık veya çok net bir akrabalık ilişkisinden söz edemiyoruz. Ama kültür olarak benzerlikler var. Yani belki bir grup Çatalhöy'e gitmiş olabilir. Olabilir diyorum. O grubun bilgi dünyası oraya ulaşmış olabilir. Ama bütünüyle aşıklı insanları bunda 600-700 kişilik bir minimum ...topluluktan bahsediyoruz. Gitmişler yeni bir yaşam biçimi için çatılıyı seçmişler. Bu bana çok doğru bir senaryo gibi gelmiyor. Bu arada proje belli mi? Hani şu kadar yıl daha kazacağız vesaire bir durum var mı? Koşullara göre mi şekillenecek biraz? Kazılar devam edecek. Yani edebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Çünkü Aşıklı büyük bir höyük. Ve biz 2006'dan beri çok yani mikro düzeyde bir arkeoloji yapıyoruz. En başta söylediğim sorulara cevap arıyoruz. Ve o sorular işte aslında çok temel sorular. Bu geçiş ve dönüşüm süreci. Ve diğer ve en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de uzman yetiştirmek. Yani yerli uzman yetiştirmek. Biz bu sıkıntıları çok çektik ve şeyi de düşünürsek Artık yurt dışına örnek çıkartamıyoruz. Yani mevzuat değişikliği nedeniyle her şeyi burada çözümlememiz gerekiyor. Ve burada analizleri yapabilecek, o analizlerde anlayabilecek uzmanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Arkeoloji maalesef uzmanlık alanlarını destek, Türkiye arkeolojisinden bahsediyorum, uzmanlık vermeyen bir anla işte. Yani bugün baktığımız vakit bütün batıda, Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, Almanya ki Biraz daha muhafazakar bir yerdir buna bu diğerlerine göre. Arkeoloji bilimi programları açılmaya başladı. Yani içinde izotoplar olan, DNA'lar olan, işte mikromorfoloji olan e, da çevresel araştırmalar olan uzmanlık alanlarını master ve doktora seviyesinde bu arkeoloji bilimleri programlarında geliştiriyorlar. Neden? Çünkü elimizde böyle bir araç varken, böyle bir teknolojik varken artık eskiden yoktu. E, bunu bizim geçmiş toplulukları anlamak için kullanmamız gerekiyor. Yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de maalesef bu mesele hem pahalı olduğu için hem geleneksel arkeolojiye çok sahip çıkıp ve onu romantik bir şekilde sevmeye ve sürdürme ilişkin bir motivasyon olduğu için biz bu tür uzmanlık alanlarının geliştiğini göremiyoruz. Bunları yapmak isteyen ya yurt dışına gidiyor. Sonra belki burada iş buluyor ama çoğunlukla burada da bölümlerde tercih edilmiyor. Yani hala çanakçı olmak, taşçı olmak veyahut da ne bileyim belirli heykel üzerine uzman olmak daha anlamlı geliyor. Yeniliksel zaten arkeoloji üniversitede arkeoloji bölümlerinin alınan kadrolar genelde arkeolog tercih evet. ediliyor. İşte onlar da arkeolog Hı. olsun, yani arkeoloji Anladım. okusunlar ama yüksek lisans ve doktor programlarında onları besleyecek bir çizgide olsun. Ben bir süre sonra buna çok kayıtsız kalınamayacağını düşünüyorum çünkü o batıdaki o büyük gelişimi yani şey düşünürseniz artık uluslararası yerlerde yayın yapmak istiyorsanız bu tip yazılar yazmanız gerekiyor. Yani artık Artık kimse sizin tipolojik ayrımınızla ilgilenmiyor veya da klasik yani kazı raporuyla kimse ilgilenmiyor ama maalesef Türkiye'de hala iş yapıyor. Sizlerin de yaptığınız yayınlarda gördüğüm şey klasik kazı raporlarının sunumlarından farklı değil. Bunda biraz ilerlemeliyiz ki eğitimle alakalı bir şey. Bir kere arkeoloji eğitimini daha nitelikli bir hale getirmemiz gerekiyor. İkincisi de bu tür uzmanlıkları arkeolojinin kalbine oturtmamız gerekiyor. Yani yarım yamalak bir yere oturtursak biz arkeoloji anlamında ilerleyemeyiz ki ben geçmişte bunun kuramsal arkeoloji için yapılması gerektiğini düşündüm. Bunun için çok mücadele verdim. O yapılamadı. Çünkü kuramsal arkeoloji biraz böyle hani yanlış algılanan ve anlaşılan bir şey dünya ama bugün herkes üç aşağı beş yukarı o teknolojileri kullanmaya başladı kullanmaya mecbur kaldı. Yani antik DNA sonuçlarını düşünün. İzotop sonuçlarını düşünün veyahut da ne bileyim iz analizlerini düşünün. Tortu analizlerini düşünün. Bunların hepsi bize bir veri sağlıyor ama bunları işte bizim başkalarından değil yani bunlar başka disiplinlerden değil kendi alanımızın içerisinde dahil etmemiz gerekiyor. Eğitim sistemini, dersleri buna göre güncellememiz gerekiyor. Ama şimdi bugün açık baksak arkeoloji bölümlerindeki ders müfredatına hala 20 yıl öncesinin maalesef derslerinin okutulduğunu görüyoruz. Şimdi buradan bana kızacaklar. Zaten çok kızılan bir insanım ama bunlar maalesef eğer evrensel olmak gerekiyorsa bunlar bu, bu meselenin en önemli noktaları. Şey konusunda katılıyorum zaten hani özellikle Türkiye'deki arkeolojinin anlattığınız gibi farklı disiplinlerden de beslenerek hani gelişmesi gerekiyor çünkü dünyada özellikle teknolojide farklı bilimlerde yoğun bir gelişim var. Bunu arkeoloji kullanmak zorunda hani kaçacağı bir şey olmamalı ki hani Türkiye'de ihtiyaç da birçok kazıda buna dönük ama anlattığınız gibi uzman eksikliğinde maalesef çok fazla çekiliyor. Son olarak şunu sormak istiyorum unutmadan geçmemek için. Deneysel arkeoloji çalışmalarınız var Aşıklıoyuk'ta. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi biz yani kazdığımız dönemi düşünürsek yazı yok. Kazdığımız dönemi düşünürsek veya da kazdığımız yerleşme özelinde düşünürsek aşıklı zor bir topluluk. Yani çok yavaş değişen, ritmi çok yavaş değişim gösteren bir toplumla karşı karşıyayız. O yüzden de bu toplumu maksimum anlayabilmemiz için biz hemen her türlü aracı her türlü teknolojik araç yani biraz önce bahsetmedim mesela idrar analiziyle biz yerleşmedeki koyun keçi ve insan nüfusundaki değişimleri anlamaya çalıştık ve bunda iyi bir şey de yayınladık. Deneysel arkeoloji kısmı da bu çabanın bir ürünü aslında. Yani bu insanlar bu kerpiç evleri nasıl yapıyorlardı? Yani nasıl bir iş gücünün, sosyal organizasyonun ürünüydü? Hangi mevsimde yapıyorlardı? İçlerine ne koyuyorlardı? Bunlara ilişkin bir kere bizim mikromorfoloji yoluyla bir elimizde bir data setin olması gerekiyor ve o data setinde bir takım eksiklerin olması gerekiyor. Biz A bu eksikleri doldurmalıyız deneysel arkeolojiyle. B o süreci anlamalıyız. Yani aynı yoldan gitmeliyiz. Aynı yoldan yapabildiğimiz kadar tabii. Aynı yoldan ilerlemeliyiz ki oradaki anlayışı tekrar deneyerek, deneyimleyerek anlayalım. Aslında temel şeyimiz buydu. O yüzden de bir TÜBİTAK projesi yaptık. Kerpiç bir evin inşa süreciyle ilişkili olarak. Sonuçta aşıklının çevresindeki kaynaklar belli. Datasetimiz neydi? Aşıklıdaki farklı kerpiç tipleriydi bağlayıcılarıyla. Onu da mikromorfoloji analizleriyle biliyorduk. Farklı farklı kerpiçler yaptık. O kerpiçlerin işte ıslak ağırlığını, kuru ağırlığını ölçtük. Ona göre bir yani farklı kaynaklardan malzemeler, yapı malzemeleri temin ettik. Onların yerleşmeye getirilme sürecini simüle ettik vesaire. Ve bir yapı inşa ettik. Yapı inşa ettikten sonra da bunun bir monitörlemesini yaptık. Yani bağıl nem ve sıcaklık olarak bir yıl boyunca. Aslında böylece bir binanın yaşam yani inşa olma sürecinden sonrası fazlasını belki de yaşam sürecinde anlamaya çalıştık. Hala da o bina orada duruyor. Hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Hiçbir yenileme yapmıyoruz. Ne kadar sürede yıkılacağını da bize zaman gösterecek. Bu arada mesela ben kazı başkanı olsaydım eğer ben de böyle bir şey yapardım ama hep de kafama takılan bir şeydir. Bir kazıya gittiğimizde evet bir örnek inşa edilir. Bu acaba görenin hayal gücünü daraltan bir şey midir sorusunu da hep sormuşumdur kendime. Hı -hı. Ama bir şekilde arkeologların da tabii 10 bin yıl öncesini anlatması gerekiyor evet. bir şekilde. Ki arkeoloji eğitimi almamış kişilerin hani o dünyaya, geçmişe gitmesi çok daha zor. Bu tarz örneklerle gösterilmesi gerektiğine katılıyor ama bir yandan da acaba daraltıyor mu hayal gücünü de hep sormuşumdur. Ya tabii ki daraltıyor. Şimdi elinizdeki veriden yola çıkıyorsan çıkarak yapıyorsanız zaten üç aşağı beş yukarı aslında yaklaşıyorsunuz. İnşa ettiğiniz şey benziyor geçmiştekine. Nedir? Eğer elinizde yıkılmış bir bina varsa, yanmış bir bina varsa, oradaki atıyorum direklerin yerlerini görüyorsanız dam örtüsünü aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz. Veyahut da yani ne kadar veri varsa o kadar yaklaşıyorsunuz mutlak sonuca ama ben bazı uygulamalar gördüm mesela işte kerpici mesela şey makineyle yapan. Yani bir tür böyle hani tokileştirmemek de lazım. Yani bunu bir tür Disneyland havasına da çevirmemek lazım. Maalesef öyle uygulamalar da çok oldu ve o, da deneysel arkeoloji olarak tanımlandı. Şimdi siz eğer bir taş yapıyorsanız mesela deneysel arkeoloji yoluyla sizin o üretim zincirinin aynısında taşı yontmanız gerekiyor. Yoksa atıyorum bir yerinden taşa vurup diğer tarafından vuraraktan çıkarttığın sonuç değil amaç deneysel arkeolojide. Bütün o süreç yani nereden vuruyordu, ilk çıkarımı nereden yapıyordu, o çıkarımı yapmak için nereye iki kere vuruyordu, hangi aletleri kullanıyordu, bunları anlamamız gerekiyor ve bununla ne kadar zaman geçiriyordu. İşte öyle örnekler var ki, yani bilmem ne okucu yapmak için böyle etrafına vuruyorsunuz, sonuçta çıkan şey aynı okucu ama aynı üretim zinciri değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden bunu karıştırmamak gerekiyor. Bu iki şey karıştığı vakit bir tanesi deneysel arkeoloji oluyor, öbürü de imitasyon yaratmak oluyor. O taş aleti de elde ederken şeyi de düşünmek gerekiyor. Hani bugün insanın yaşadığı ömür 80'i buldu. İşte o dönemin insanını düşündüğümüzde işte 30 40 vesaire. O birçok şeyi beraberinde düşünmek gerekiyor o evet. O tarz çalışmaları yaparken. Çok doğru. Ki biz mesela aşıkta da 5 farklı üretim zincirini gördük obsidiyen ustalığı üzerine. En kötü kategori çocukların. Yani çocuklar da yapıyormuş yani Çocukların herhalde eline veriyorlar oyalansınlar diye. Onların da teknolojik çıkarımlarını görebildik. Yani teknolojiyle uğraştığınız vakit taşlara sadece tipolojik olarak bakmazsanız hani kazıyıcı, okucu işte ne bileyim veyahut da şudur budur diye tasnifin yanı sıra bu tür teknolojik ayrıntılara bakarsanız aslında çok şey söylüyor taşlar size. Hocam benim soracağım sorular bu kadar. Aslında çok şey var kafamda da ama saatleri boyunca konuşmak zorunda kalırız böyle devam edersek. Sizin son olarak eklemek istediğiniz... Son olarak eklemek istediğim şey, bunun hep altını çiziyorum. Artık çok başka bir dünyada yaşıyoruz ve o dünyanın gerekleri ve şartlarına karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yani bu hem bizim insani anlamda söylüyorum bunu hem de bilgiyi daha iyi şekilde kullanabilme anlamında sonuçta geçmişteki toplulukların yaşam biçimlerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de elimizde daha çok artık araç var ve bunu da çok daha saygılı bir şekilde yapmamız gerekiyor eskisine nazaran. Bu nedenle ben özellikle arkeoloji öğrencilerinin daha talepkar olmasını yani daha iyi eğitim için, batı standartlarında ders müfredatları için, daha iyi kazı koşulları için konuda asla talepten geri durmamaları gerektiğini, talep etmekten geri durmama gerektiğini düşünüyorum. Ve ancak bu şekilde biz daha iyi ve daha doğru bir bilimsel atmosfer inşa edebiliriz. Evet, kesinlikle sadece arkeoloji alanında değil bence yaşadığımız ülke, yaşadığımız dünyaya evet, da taleplerimiz evet. artması gerekiyor ki birey olabilme açısından daha özgür ve bilimin de geliştiği bir ortamı kesinlikle yaratmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Size. Bizim için çok sevkli bir konuşma oldu açıkçası. Umarım sizin için de olmuştur. Teşekkürler. Hoşçakalın.